Bayağı da saç da var. Yani bu çıt çıtlar çok güzel bir şey. Bengal ormanı oluyor. İçinden çıkamazsın yani. Şimdi ben mesela kafanı senin Bengal ormanı gibi görüyorum. Aslan böyle. Kafa ya. Böyle bir aslan kafa gibi. Aslan şeyi var. Ama aslanın yelesinin kendi yani. Güzelliği vardır bu. Kasılmış, kıpırdayamıyor çocuk. Yok. Dur sakin ol. Dur çıkarma da şöyle bir dakika dur. Böyle hani var ya bluzon deriz. Ağlıyor bluzon hocam. Deriz biz. Hani bunun Türkçesi de tam yoktur. Ağlama. Böyle böyle hafif sarkan. Bunu çok sıska insan olması lazım giyebilmesi için. Ya 4 gündür sürekli kötü yorum aldığım için. Niye örtünüyorsun kızım? Sen harika bir vücudun var. Onun dümdüz bir elbise de olabilirdi. Bakın, bir de niye bu rengi iddia ediyorsun? Ay kaç tatlım ağlama lütfen. Her zaman ağlıyorsan ama yani hiçbir şey yapmıyorsun. Biz de sana iyi yorum yapmak istiyoruz inan. Genç yani kız çıktı istiyorum. Ortaya surata bakar mısınız? Lütfen hayır. Bu akşam sabaha kadar açık. Tarlabaşı dahil berberler var. Anneni babanı yanına al. Çıt çıtları çıkar. Şunun rengini değiştir. Lütfen. Ve dümdüz ve biraz da ne olur yaşına uygun bir renkle, yaşına uygun bir şeyle yarın çık. Çünkü üzülüyorum, yarın final gecesi. Evet, bizi şaşırt. Ben bayağı her gün aynı yolumu yapıyormuşum gibi geliyor Öykü'ye. Evet. Ben de o yüzden çok üzülüyorum. Aslında yani hani bu kadar gündür... pastel ton neden kullanıyorsun? Bembeyazsın zaten. Peynir gibi deriz biz yani. Bembeyazsın, peynir gibi bembeyazsın. Ya biraz canlı renk ver. Bir de o kadar ara tonlar kullanıyorsun ki. Kaybolmaya çalışıyor gibisin. Yani, inanılmaz siviksin. Resmen siviksin. Bir de o saçlarını öne atıyorsun. Sonra da ağlıyorsun. Peki efendim, tarz mı değil misine geçelim? Tarz değil. Teşekkürler. Tarz değil. Ama Öykü, renklerden ağlama. Korkma. Lütfen ağlama. Dinle.